Saatler 13.43 oldu. Sıra geldi teknolojiye. Bakalım teknoloji dünyasında ne gibi yeni gelişmeler var? Telefon hattımızda Dijital TV Koordinatörü, Dijital Hayat TV Koordinatörü Bilal Eren var. Merhaba Bilal Bey, hoş geldiniz. Merhaba Murat Bey, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Neler paylaşacaksınız bizimle bu hafta? Bu hafta daha çok dünyadan bazı gelişmeler var. Sosyal medya ve internet ile ilgili. Onları sizinle paylaşmak istiyorum izin verirseniz. Öncelikle bu işte güneyimizdeki IŞİD problemiyle alakalı Avrupa Emniyet Gücü Europol'ün bir çalışması var. Çünkü Avrupa'da çok fazla IŞİD'e eleman katıldığını düşünüyor ve propaganda yapıp buraya asker çeşitli ülkelerden gittiğini tespit etmiş Avrupa Emniyet Gücü Europol. Bununla alakalı bir ekip kurulmuş. IŞİD'e katılımı engelleme ekibi. Ayda yaklaşık Avrupa çapında 100 bin Twitter mesajı ve 50-60 bin hesaptan 100 bin tweet atıldığını tespit etmiş ve birinci hedefi sosyal medya aracılığı yeni yabancı savaşçıların IŞİD'e katılımını engellemek olarak nitelemiş. Bu binlerce tweet IŞİD tarafından mı atılıyor? Evet, IŞİD sempatizanları IŞİD tarafından atılıyormuş. Evet. 1 Temmuz'da göreve başlayacakmış bu ekip. Europol Başkanı şöyle demiş, gençlerle iletişime getirip savaşmaya ikna etmeye çalışanlar kim? Bunu tespit etmek sosyal medyanın dinamik doğası gereği son derece zor. Ama biz bunun için çalışacağız demiş ve ilk etapta en etkili hesapların üzerine gidilecek ve kapatacaklarmış, girişimi engelleyeceklermiş. Sanırım burada Twitter'la da ortak bir çalışma yapacaklar. Böyle bir çalışma var. Belki Türkiye'de de bunu yapmak faydalı olabilir. İkincisi de Çin'den bir haber var. Bu da tam tersine devletin sosyal medya savunacak gençler ilanıyla devletin verdiği bir ilanı kapsıyor. Bu da çok konuşuldu geçtiğimiz günlerde. Çin Komünist Partisi sosyal medyada rejim yanlısı yorumlar yapan yüzlerce kişiye para verdiği iddia edildi. Tweet başına 50 sent veriyormuş. Çin şeyiyle, yani Çin parasıyla 50 sent verdiği söylenmiş ve ilanda da işte vatansever gençlerin arandığı ve bu konuda başvuru yapması istenmiş bir form var. Tabii bu form gerçek kimliklerinizi verdiği için bazı şeylere de tepkilere de yol açmış. Tabii vatansever olmak için yönetim yanlısı tweetler atmanız yeterli, değil mi? Çok evet, çok subjektif bir şey gerçekten. Evet. Böyle bir haber daha var. İlginç bir haber var. Bu da NASA'nın bir uzay üstünden yapılan bir araştırma. Çok ilginç, belki bu ileride çok konuşulacak. Şu an hani bir haber olarak geçti sadece. Dünyanın güneş etrafında dönme hızı bir saniye uzamış. Uzamış. Yani, evet, yavaşladı diye, dünya yavaşladı diye haber geçtiler. Yani bir saniye bizim için çok önemli olmayabilir hani sokaktaki vatandaş için ama bazı iş kolları, işte bazı kurumsal yapılar için bir saniyenin bir önemi var. Greenwich'te bir toplantı yapılmış. Hani dünyadaki bu saatleri organize eden kurum ve bir saniye ekleneceği duyurulmuş. Tabii bu nasıl yapılacak? İşte 24 saatin içinde bir saniye nasıl eklenecek? O tabii bir teknik olarak açıklanmamış. O haberde bu yok. Merakla bekliyoruz biz de. Yani bir saniye uzadı günlerimiz. Hani dinleyicilerimize buradan duyurmuş olalım. 24 yani saat artık bana 24 yani. Saat değil, 24 saat 00 dakika 1 saniye. 1 saniye olmuş, evet. Evet. Bununla alakalı bir çalışma yapılacak. Tabii bu nasıl, hangi iş kolları nasıl etkiler? Çok ilginç tabii bu. İlginç bir çalışma olacak. İlginç, evet. Google'dan bir haber var. Özellikle hepimiz Gmail hesapları kullanıyoruz. Bazen yanlış e-mailler gönderebiliyoruz. İstemediğimiz e-mailler veya işte yanlış kişiye e-mailleri mi kastediyorsunuz? Yanlış kişiye e-mail atabiliyoruz vesaire. Gmail hatalı e-maillere yollamaya son diye bir haberle yeni bir çalışma yaptığını duyurdu. Sanırım 1 Temmuz'da Amerika'da bunu aktif edecekti. Sonra da tüm dünyaya yayınlayacak. Gmail ayarlarında yapılan değişikliğiyle gönder butonuna bastıktan sonra 30 saniye içinde iptal etme şansı verecek. Yani 30 saniye bekleyecek. Eyvah ben ne yaptım süresi yani. Öyle mi? Eyvah ben ne yaptım süresi. Bravo, çok doğru. Ve bu şeyi alabileceğiz, geri alabileceğiz. 30 saniye bir cazı sanmayacak. Güzel bir süre aslında. Ve bu tip hani kötü durumlardan, istenmeyen durumlardan kaçınma imkanı verecek bize. Bu da duyuruldu. Çalışıyorlar. Gene Gmail'den bir haber ver. Google'ın müzik servisi Play Music ücretsiz oluyor. Daha önce 9.99 dolardı. Evet, Türkiye'de de işte bunu yaklaşık Türk şeye çevirince Türk lirasına
yaklaşık 25-26 lira gibi oluyordu. Hı hı. Bunu ücretsiz yapacağını duyurdu. Bu da 30 Haziran'da ücretsiz olacak Amerika ve sırasıyla dünyada. Artık müzik de ücretsizleşiyor tabii. Müzik piyasasını nasıl etkileyecek bakalım? Yani CD satışları evet. Vesaireler değil mi? Çok ciddi bir gelişme bu. Ciddi bir gelişme. İşte burada artık çeşitli şeyler olacaktır. Sanatçılar, müzik şirketleri başka türlü şeyler yapmaları gerekecek herhalde satış yapmak için. Elektronik kitap ve dergicilikte de aynı şekilde. Hı-hı. Dünya başka bir yere gidiyor. Başka bir yere gidiyor. Evet, Çin'den gene bir haber var. Kadın dinleyicilerimiz için. Çin'de bir teknoloji firması hamilelere özel bir modem geliştirdi ve piyasaya sundu. Hamilelere özel. Evet, hamilelere özel. Biliyorsunuz bir tartışma var. Özellikle bebek güvenliği kablosuz proje kampanyası diye bir kampanyada kablosuz radyasyonun hamile kadınlara ve doğum çocuklara risk oluşturduğu söyleniyor. Dünya Sağlık Örgütü henüz burada bir veri yok. Hani bunu kabul etmiyor ama böyle bir tartışma da var. Bunun için bir firma işte artık bu ne kadar doğru bilmiyorum. Radyasyon oranının modem tarafından %70 azaltıldığı, yani geliştirdiği modemin radyasyon oranını %70 oranında azalttığını söylemiş ve böyle bir modem üretmiş. Hamileler özel modem. Yani evimizde, işlerimizde kullandığımız modemler artık daha radyasyonu az modemler. Peki hemen bu noktada Bilal Bey bir şey soracağım size. Yani şu bir tabii. Pratik çözüm değil midir? Yani bu modem piyasaya çıktı, geldi, gelmedi, gerçekten %70 azalttı mı, %70 azaltırken hız düştü mü? Bütün bu tartışmaları bir tarafa bırakıp hamileler direkt Ethernet kablosuyla bağlansalar bu süre zarfında çok daha sağlıklı olmaz mı? Yani evet, güzel bir çözüm ama hani biz şeye alıştık, kablosuz. İnsan bir kere bir teknolojiye alıştığı zaman bir adım gerisine gitmesi şimdi ne kadar... O var ama diğer taraftan da biliyorsunuz yaşadığımız çağda artık işte doğal ürünler, hormonsuz ürünler, içinde kimyasal barındırmayan temizlik malzemeleri vesaireler, işte karbonatlarla filan çamaşır bulaşık yıkamaya başladı bazı insanlar. Doğru. Şimdi bu derne titiz olan insanlar da var. En azından onlar için bir alternatif teşkil edebilir. Ethernet kablonu tak, bir ucunu modemine, bir ucunda bilgisayara, sen sağ kardeşim, bebeğin selamet. Yoluna devam et. Evet, güzel bir çözüm. Evde çok rahat uygulanabilir ama bir firmada çalışan bir hanımefendi hani o modemin kablosunu bulup oraya takacak oturduğu yerden. Şimdi çok pratik gözükmüyor gibi ama ev için mantıklı. Bir de akıllı telefonlara çok alıştık, onu mutfakta, işte yürürken, salonda, her yerde modem öyle bağlanıyoruz. Hayatımızı ne kadar işte pratikleştirdiğini düşünüyoruz ama radyasyon gerçekten çok maruz kalınca internete, wireless, size de oluyor mu? Bir baş ağrısı vesaire oluyor. Mutlaka. Geçenlerde bizim Burak'la da aynı konuyu konuştuk. Yani bir veriden bahsetti. Kaç milyon dedi? 15 milyon kişi cep telefonu kullanıyor dedi. Galiba yanılmıyorsam. Doğru. 15 milyon kişi cep telefonu kullanıyor. Bu ne demek? Havada bir yığın başıboş frekans demek. Şimdi bu cep telefonunu fazla kullandığımız zaman, biz uzun süre kulağımıza dayayıp konuştuğumuz zaman, dediğiniz gibi ciddi şekilde bir sersemleme, bir baş dönmesi ya da bir baş ağrısı yaşıyoruz bunu birebir. Bir de fark etmediğimiz hücre ayrıştırıcı olumsuz özellikleri pekala bunun olabilir. Biraz komplo teorisi gibi olacak ama bir takım alanlarda çok büyük getirisi olan, rantın çok büyük olduğu alanlarda da Ar-Ge sonuçlarının çok sağlıklı dünyada yayınlanabildiğine pek inanasım da gelmiyor açıkçası. Bir sansür olduğu olabilir. Pekala olabilir bu kadar büyük piyasalarda. Dolayısıyla o bir kenarda duruyor. Yani havada bu kadar frekans bir gün bize bir bedel olarak karşımıza çıkacak ama ne zaman, ne şekilde bilemiyoruz. Bir de bu akıllı telefonların ve işte işlemcilerin hızlanmasıyla biliyorsunuz jenerasyon dediğimiz 3G, 4G, 5G bunların hızlı internet için, işte video vesaire için baz istasyonları çok hızlı bağlanması ve orada tutulması gerekiyor. Yani çok teknik de iyi böyle basit anlatmaya çalışıyorum. Evet. Ve bu çok hızlı frekans kuvvetlendirici şeyler konuyor, cihazlar konuyor telefonda. O baz istasyonu yakalansın ve tutulsun diye. Eski akılsız telefonlarda, tırnak içinde, hani kullandığımız sadece telefon için kullandığımız telefonlarda sadece bu bağlanması yeterliydi. Ama şimdi biz interneti de kullanmak istediğimiz için çok güçlü frekans tutucular içine, cihazlar konuyor ve
Bu da tabii daha çok insan sağlığını etkiliyor. İleride bunun sonuçlarını hep birlikte göreceğiz mutlaka. Maalesef, yani, maalesef. Çünkü devamlı kopmadan internete bağlamak istiyoruz. Evet. Yolda, evet. Yani işte, evet. Evet. İşte kopunca sinirleniyoruz vesaire. Hı-hı. O yüzden üreticiler de bunu dikkate alıyorlar ve Hı-hı. çok güçlü cihazlar üretiyorlar. Bu uzun süre tartışılacak. Belki bu konuda uzmanlar, hani sağlık, teknoloji sağlık uzmanları daha iyi bilgiler verebilir bu konuda. Evet. Gene o işte sosyal medyada konuşulan olaylardan biri, İsrailli İçişleri Bakanı'nın eşi Obama ile alakalı ırkçı bir tweet attı. Bu çok dünyada uzun süre konuşuldu. Türkiye'de de bu konu yankı yaptı. Hı-hı. Obama kadisi nedir biliyor musunuz? Siyah ve zayıf diye ırkçı bir tweet attı ve sonra da çok tepki gelince özür diledi. Bu da çok enteresan. Yani insanlar yapıyorlar sonra özür diliyorlar. Hı-hı. Espri yaptığını söyledi ve Obama'ya böyle bir tweet attı. Bu da özellikle etiketler açıldı özür dile vesaire diye. Sonra basın açıklaması ki özür diledi. Geçen haftanın teknoloji, internet, sosyal medya haberleri bunlar. Yarın için bir bilgi verebilirim. Biliyorsunuz saat 3'te yarın bizim dijital hayat programı var TRT Radyo 1'de. Hı-hı. Burada ilgi duyan dinleyicilerimiz için mizah dergiciliği ile sosyal medya karşılaştırmasını yapacağız. Cafcaf dergisi genel yayın yönetmeni Asım Gültekin gelecek. Hı-hı. Biliyorsunuz hepimiz belki gençliğimizde belki hala bir mizah dergisi takip ediyorduk. Ve çok keyifli nokteli yayınlar da vardı. Hala da var. Hı-hı. Ama sosyal medya acaba hayatımıza girmesiyle bu mizah dergilerini bitirdi mi? Ne şekilde etkiledi? Olumlu mu olursuz? Bunu konuşacağız. Merak eden dinleyicilere buradan duyurulur. Peki. Diyerek kapatabilirim. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bilal Eren. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Haftaya görüşmek üzere.